var. Evet, 3 blok. kasamız da var. Olsun. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bu akşam Kendilik Bilinci Akademisi bünyesinde yaptığımız derslerin, sohbetlerin özel bir program dairesi içerisinde yapıyoruz bu derslerimizi. Bu sohbetimizde bu akşam halka açık olarak herkese bu programın kullanımını anlatmak istiyoruz. Kendilik bilincini tanıtmak istiyoruz. Kendilik bilinci bünyesinde yaptığımız çalışmalar nelerdir? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yerleri mi inceleyeceğiz, göklere mi bakacağız, değil mi? Betül Hanım, inşallah sizin büyük özverinizle oluşturmuş olduğunuz bu bilgisayar programı daha çok kitlelere ulaşır, insanlara yardımcı olur. Çünkü günümüz anlam arayışının ayyuka çıktığı, yani zirve yaptığı bir dönem. Bu anlam arayışı, ne demek anlam arayışı? İnsanın yaşadıklarının tanımlanması. Öyle değil mi? Yaşadığımız olaylar bir sonuç. İşte bugün ayağım taşa takıldı. İşte diyorsunuz ya, çocuğum rahatsız oldu, hastalandı. Bakın, bunların her birisi iyi veya kötü birer sonuç. İyi de bunlar tesadüfen mi olur? Yani her sorunun mutlaka bir nedensel bağlantısı var. Tesadüf diye bir şey mümkün değil. Cenab-ı Allah muazzam, olağanüstü bir alem, hatta alemler yaratmış. Ancak hiçbir şeyi tesadüfe bırakmamıştır. Her şeyin belli bir program, belli bir düzen, belli bir yani imtina ile yaratıldığı çok açık ve seçik ayetlerle, hadislerle her an anlatılıyor, her yerde anlatılıyor. O halde bizim yaşadıklarımız tesadüfen mi oluşuyor? Hayır. İşte bu noktada her türlü soru ve sorunun, ya Betül Hanım, aslına bakarsanız bir anlamda her şeyin formülünü bulduk gibi geliyor, ama iddialı olmaktan ziyade her şeyin bir izahının olacağının, olması gerektiğinin anlaşılması, insanlara anlatılması çok önemli. Evet, yani burada aslında bizim doğru bildiğimiz yanlışları bu hani yaptığımız eğitimlerle ve programlarda nasıl terk edebileceğimizin formülünü zaten ufak da olsa biraz alabilsek gerçekten olumlu yönde bir hayatımızda bir değişim gösterebiliyoruz. Yani dediğiniz gibi İnsanlar, yani hepimiz farklı farklı problemler yaşıyoruz, farklı yerlerde. Kimimiz kazanç evinde yaşıyor, kimimiz evlilik evinde ya da tabii biz bunları anlamlandıramıyoruz. Çünkü bizim de çevremizden aldığımız bilgi ya da gördüğümüz sen bunu yapmalısın diyor. Yani evet, kazanç evi diyelim. Nasıl çalışılır, nasıl para kazanılır? Eğer siz bunu gerçekten çevrenizden yanlış yönde öğreniyorsanız, öğrendiyseniz bunda zaten problem çıkacaktır. Bunlar da tabii programda anlatacağız. Evrelerle alakalı, yani bir insanın nasipli zamanda mı doğması, sıkıntılı zamanda mı ve de evet öğrenmiş ama işine geliyor da mı, yapmıyor mu? Bunların hepsinin detayını kişiler raporlarında görebiliyorlar. Evet. Bu bağlamda isterseniz hayat denilen olguyu bir tanımlayalım. Bizler galubelada yaratıldık. Oradan anne karnı dediğimiz enerjik yapımızı oluştu. Yani bir fıtrat, bir öz oluştu. Nefse kavuştuk. Daha sonra bedene girdik. Dünyada ruh, akıl, nefis ve beden birlikteliği ile bir eşrefi mahlukat özelliği gösteriyoruz. Ancak
biz mükemmel değiliz. Mükemmel olan Allah Celle Celaluhu. Yani mükemmelliyetten de üstün. Bu noktada insanın bu dünyadaki yaratılış formu, yani nefs dediğimiz, ego dediğimiz, kuantsal alan dediğimiz o varlık alemindeki yapısını tanımlaması gerekiyor. Yani dün akşam İsmail Dinçer Bey'le de çok güzel bir sohbet oldu. Bir insanın yanlışları ve zaafları doğumu dolayısıyla olacak. Bunlar çok normal. Ancak işte o eksikliklerin, o yanlışlıkların, aciliyet ve aciziyetin bu dünyada açığa çıktığında ben şunu anlayamamışım. Benim bunu öğrenmem lazım ve bunun gibi. Değil mi? Yani kendisini bir sorgulaması lazım. Bu arada zaten mükemmel kelimesi aslında hani aldığım birkaç dersten de öğrendiğim aslında tamamlanmak demek. Yani evet. Biz mükemmeli bile o kadar yanlış anlıyoruz ki eksiksiz demek değil yani. Tamamlanmak demek. Biz zaten eksiklerimizle gelmişiz ki hani kamil insan olmak, mükemmelliyetliğe ulaşmak, tamamlanmak için buradayız. Yani bizim örtülü kalan potansiyelimizi aslında ortaya çıkarabilmek için diyebiliriz. Hani diyorsunuz ya mesela eşler, her eş mükemmeldir. Çünkü aslında birbirini tamamlamak için, yani birbirini örtüyor aslında, mükemmelliğe ulaşıyor. Aslında yani bunu bir bütün bir düşünmek lazım. Yani aslında hepimiz mükemmeliz çünkü siz beni tamamlıyorsunuz, başkası beni tamamlıyor. Yani bu sistemi hep böyle bir tamamlayan bir tarafı var. Yani birlik, bir. Evet. O zaman bizim programımız insanın yaşamındaki soru veya sorun diyelim, bunun tanımlanması noktasında tarafsız davranıyor. O zaman siz Betül Hanım, zaman olgusunu tanımlamış olmamız lazım. Öyle değil mi? Çünkü gözlem için insanın nereden ne etki aldığını tanımlaması çok önemli. Değil mi? Yani bu insan bunu yaptı ama niçin yaptı? Bunun bir nedeni mutlaka, bakın neden zahirsel, yani davranışsal bir şeydir ama sebep anlayışsal bir şeydir. Şimdi bir insanın davranışı anlayışının ürünü ise o zaman anlayışını, yani zihnini tetikleyen bir olgu var. Ki bunu hani büyüklerimiz de incelemişler. Ne demişler? Feleki etkiler. Yani zamanın o döngüselliğinin mahlukat üzerindeki etkisi. Daha felekleri suçluyoruz bile hocam. Kahpe felek, ah felek. Yani anlatabiliyor muyum? Zaten hep aslında var. Evet. Var. Evet. Yani hani hep bir lanetli gibi bakılıyor ama aslında hani feleklerin olması bile bize bir işaret. Yani evet. Değil mi? Açığa çıkması. Evet. Yıldızların yaratılmasındaki amaç bize yön ve yol bulmamız için. Şimdi hani ledün ilmi olarak adlandırılıyor veya feleki bilgiler diye isimlendirelim biz şimdi. Felekler veya yıldızlar aslında içinde barındırdıkları sıfatlar noktasında önemli. Yani sıfatsal yapı olması dolayısıyla önemli. Şimdi Mars diyoruz ama Mars'ı Mars yapan nedir? İçindeki başarı, yenmek, güç, şecaat, zahmet. Yani bu sıfatları yaratılmış olan insan, yani bu dünyada canlı varlık olarak fiiliyatlarını sergilerken bu sıfatlar zihnin beslendiği kanallar aslında. Yani zahmet olgusu sana ne yaptırıyor? Başarı duygusunu veya başarı düşüncesini aldığında sen ne yapıyorsun? Bakın bunlar tanımlanmadan insan yaptığı bir iş noktasında doğruyu bilerek tercih etmediği sürece hür değildir, özgür değildir. Dolayısıyla duygularının esiridir. Duygular bize doğru yanlış tanımı yapmamız için lütfedilmiştir.
Evet, Bu her insana göre değişiyor, değil mi hocam? kesinlikle. Yani her Kesinlikle. insanın hangi evinde konumlandığı, hangi konuyla ilgili bu sıfatı aldığı aslında farklılık gösteriyor. Yani burada böyle bir nüans farklılıkları oluyor. Aslında her şey açık, seçik ve ortada. Ancak bunun hani nasıl bir eşyanın, herhangi bir şeyin, mesela bir telefonun, bakın görünen bir yüzü var, bir de görünmeyen arka yüzü var. Yani gündüz ve gece gibi. Şimdi görünen kısmı işte bir insanın davranışı, fiili, sözü. Ama bunun sebebi işte o insanın içselliğinde gizli. İçselliğimizde bizi tetikleyen ne var? Fıtratımız var, yaratılışımız var, yaratılmış olduğumuz formumuz var. Bakın bugün çok basit bir şekilde örneklendirmek gerekirse, yani tıp dünyası, bilim dünyası insanın genetik tablosunu çıkarıyor. İnsanın o DNA sarmalını çıkarıyor. Yani bunda hangi hastalık potansiyeli var? İşte bunda ne gibi bir sağlık veya ne bileyim yani insanın yapısıyla ilgili tanımlamalar yapıyor. Oysa demek ki buradan şu ortaya çıkıyor. Her insanın yaşadıklarının insanın içselliğinde bir yazısı var. Yani bu yazı okunmayı bekleyen bir kitap misali. Zaten şuradan da hatırlıyoruz Cenab-ı Allah İlk emir olarak bize ne veriyor? Oku. Oku, oku, oku. İyi de ben hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki ben bilmiyorum ne okuyacağım. Yani ben okuma yazma bilmiyorum. Yine oku diyor. Peki burada anlatılmak istenen şey bundan 1450 yıl önce kitap yok, defter yok, ansiklopedi yok, gazete yok, dergi yok. Okunması gereken şey ne? Bir olayın nedeni ve sebebi. Ve bu nedenselliği oluşturan yapı ki bunu biz derslerimizde esmasal olgu olarak inceliyoruz. Yani her esma her an tecelli ediyor ancak her esmadan her insanın nasibi farklı. Bunun içinde bakın meleki bir yapı, maddesel bir yapı, ortada varlıksal bir olgu var. Sizin varlıksal formunuz farklı, benimki farklı, bütün şu anda izleyici arkadaşlarımızın yaratılışsal formu farklı. Demek ki tanım isteyen, okunması gereken bir şey var. Peki bu olguyu biz sır olarak ötelersek, işte gayb diye görmezden gelirsek, yani gözümüzle, duyu organlarımızla göremiyoruz diye aklımızı hiçe sayarsak, kalbimizi kör leştirirsek nasıl okuyacağız bunu? Oysa okunması lazım. İşte olaylarımız, bu dünyadaki yaşadığımız olaylarımız, soru, sorun, problem, dert, keder ne varsa iyilik ve kötülük adını hepsinin bir kitapta yazılı olduğunu bilmemiz gerekiyor. O halde bunun tanıma ihtiyacı var. İşte biz sıra dışı bir yöntemle bunu yapmaya çalıştık. Bunun için öğrenmemiz gereken bir dil vardı, değil mi? İngiltere'ye gidince İngilizce konuşulur. Fransa'ya gidince Fransızca konuşulur. Peki o dil dediğimiz varlığın dili neydi acaba? Ebced kullanıyoruz. Tabii bu da matematik aslında. Yani matematik olarak bizim güncel olarak anlayabileceğimiz ancak kendisine has işleyiş ve formülleri olan bir dil. Nedir bu? Ebced. Şimdi bakın bu her eşyanın, her mahlukatın varlık yanının dilidir. Onun konumunu, durumunu bilebilmek için kullanacağımız bir araç. İşte bunun üzerine sizin geliştirmiş olduğunuz o güzel program bizim kendimizi keşfetmemize, kendimizi keşfedip, tanımlayıp, yani bir soruyu, bir sorunu tanımlayıp bunun çözümlenmesi noktasında fetihler yapmamıza yardımcı oluyor. Bu bağlamda yani şahsen size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
özveriniz, özverili çalışmalarınız için Rabbim kolaylıklar versin diyoruz. İsterseniz başlayalım mı hocam? Bana sözü size bırakayım. Bana yetki verirseniz ben ekranımı paylaşayım. Hemen yetkiyi veriyorum. Evet. Bakalım neler yaptık ve neler yapacağız? Lütfen bunu da anlatırsanız çok seviniriz. Bu arada Emine Hanım'a da haber verelim. Betül Hanım ders kaydımız yapılıyor. Buyurun. Herkes görebiliyor mu ekranımı? Görüyoruz. Tamamdır. Öncelikle bir rapor oluşturmak için neye ihtiyacımız olduğunu anlatmakla başlayalım isterseniz. Bizim için önemli olan kişinin ismi ve doğum tarihi aslında en önemli ve anne adı hesaplamalarımızda. Soyadı bizim için bir önem teşkil etmiyor soyadı. Sadece isim. Peki, sadece isim. Bu akşam kimi kullanmayı düşünüyorsunuz? İsterseniz izleyicilerimizden olabilir. Bir arkadaşımız. Beni kullanabilirsiniz. Selamünaleyküm. Sebiha Hanım, evet. Sebiha Hanım, isterseniz şöyle yapalım. Hani derslerimize gelmeyen bir arkadaşımız. Bakın Halime Elçiş hanımefendi. Tamam hocam, tamam. Yani onu kullanalım. Veya Kubilay Yazıcı var. Nasıl yapalım? Yani yeni bir arkadaşımız olursa güzel olur diye düşündüm ama. Tamam hocam, tamam. Sıkıntı yok. O zaman şöyle yapalım mı? Halime Hanım'ın ebced değerini bulalım. Kubilay Bey'in ebced değerini bulalım. Hangisi çoksa onun şeyini yapalım. Ne dersiniz? İkisi... Veya az olanın mı? O zaman ben baştan kaybettim 93. 93. Peki Kubilay Bey'in ebced değeri kaç acaba? Betül Hanım bulabilir miyiz? Evet. Kubilay Bey'in sesi çıkmadı. 159. 159. Vallahi Halime Hanım size özel sözümüz olsun. Dosyanızı inceleyelim. Ama bu akşam müsaade ederseniz Kubilay Bey'i ele alalım. Olur mu? Tabii ki. Tabii Teşekkür ediyorum. Özel sözüm var size. Evet. Kubilay Bey sesinizi duyabilir miyiz mümkünse? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Merakla bekliyorum ben de. Buyurun. Sorabilir mi Kubilay Bey? Evet. Soyadınız nasıl? Mı? Soyadım Yazıcı. Yazıcı. Evet. E-mail adresinizi alabilir miyiz? kubilayyazici55@gmail.com. Bir zahmet sohbete yazıp da gönderir misiniz? Tabii yazayım. Yazayım. Kubilay Yazıcı 55. Yazıyorum hemen. Kubilay Yazıcı 55. Tamam herhalde. Evet. Anne adınızı alabilir miyim? Hava. Hava. Evet, baba adınız? Abdullah. Doğum tarihiniz neydi? 1 Ekim 1991. 1 Ekim. Evet, şu anda kaydediyoruz sistemimize. Bakalım Kubilay Bey'i. Bir dakika, bir daha bir güncelleyeyim. Derse kayıtlı öğrenciler de çıkar herhalde bütün. Evet. Evet. Evet Kubilay Bey. Kod 6'sınız. Sistemimize göre. Evet. Evet, 1 Ekim 1991'de. Evet, şu anda raporunuz hazır. Şimdi isterseniz dosyayı incelerken şunu anlatalım. Bakın nasıl bizim hani resmimiz var. İşte kaşımızın rengi, gözümüzün rengi, işte elbisemizin rengi, boyumuz, kilomuz var. Bizi
ismimizi tamamlayan özelliklerimiz var ise varlık yanımızın ismi yok. Varlık aleminde isim olmaz. Kod olur. Ebced değeri olur. Şimdi oranın dili o. Yani oradaki Kubilay işte 159. Kısaltmasıyla da kod 6 olarak değerlendirilir. Yani şimdi hani kod 6 Kubilay gibi böyle ikisi eş değerde aynı mantıkta düşünmeyin lütfen. Özür dilerim Metin'im, buyurun. Evet, yok, haklısınız hocam. Yani dediğiniz gibi burada 159. Yani bu incelediğimiz raporu şöyle düşünelim. Bu aslında Kübülay Bey'in DNA yapısına benzer diyelim. Yani o batini, arka taraftaki düşünce ve davranışlarının şablonu. Evet. Evet. Ben özür dileyerek bir şey sorabilir miyim? Ben birkaç enerji eğitimine de katıldığımda orada esmalar konusunda bir esma verildi bize. Orada da Er-Rauf esması, şimdi burada da dikkatimi çekti, yine çıktı. Ben hayatım boyunca da bu merhamet konusunda, Er-Rauf da merhametlilerin en merhametlisi, şefkat denilen şefkatlisi araştırdığımda gördüm. Burada da gördüm onu şu anda. Ne bileyim ya, şaşırdım ya. Şimdi şöyle Kübülay Bey, evet, Er-Rauf esması, ama Er-Rauf esmasının aslında hangi evinizde konumlandığı da çok önemli. Yani siz hangi konuda Rauf olamıyorsunuz bilgisi aslında sizi yönlendirecek olan bilgi. İsterseniz ona da bir bakabiliriz değil mi? Hangi Merkür evi? Mesela şu anda biz bu gördüğünüz ufak ekran, siz sayfanızı ilk açtığınızda ekrana geliyor. Ve burada aslında günlük okunacak esmalarınız var. Fakat bu günlük okuyacağınız esmalarınız da hangi felek zamanını yaşadığımızla alakalı olarak değişiyor. Şu anda 2 Mayıs'tan 11 Mayıs'a kadar Merkür dönemindeyiz. Bugün Merkür'ün son günü. Yarın Güneş'e geçeceğiz. Aslında bu ekran, yani buradaki esmaların listesi değişecek ve siz Güneş esmalarını okumanız gerekecek. Yani bilmiyorum, belki Süleyman Hocam daha iyi açıklar, ama bir kişiye sadece sen bu esmayı oku demek hani sabit olarak bazı durumlarla olabiliyor. Bu da ismi azam aslında, esmalarımızı sürekli okuyoruz. Değil midir? Evet. Şimdi isterseniz esmalar konusunu şu anda geçelim. Evet. Neden geçelim biliyor musunuz? Sadece bir esma ile insanın hayatı tanımlanamaz. 99 esmanın etkileşim aldığı bir insan için bir esma eksikliği değil. O bir esmayı zaman içerisinde devamlı değişir. Ve her esma ile ilgili her insanın kendine özel bir iletişimi vardır, nasibi vardır. Biz onlara nasip diyoruz. Yani konu biraz derine gidiyor. Evet, aslında... Evet. İnşallah derslerimizde, inşallah bundan sonraki sohbetlerde de Kubilay Bey aramızda olur. Kendisi kendi dosyasını çok daha rahat okur. Şu anda biz dosyamızı devam edelim. Evet. Evet, anne adını almıştık. Anne adı bize kişinin hangi hastalığı bulundurduğu bilgisini veriyor. Şöyle bu da aslında. Aslında Betül Hanım, sözünüzü kesebilir miyim? Tabii, buyurun. Şimdi bir insanın sorun, problem, dert, kederin ortaya çıkışının 5 tane yolu var. Bakın, bu 5 tane yoldan Kubilay Bey'in 4. yol dediğimiz veya 4. kategoriye giriyor. Kubilay Bey'in soru ve sorunlarının ortaya çıkış kanalı hormonal yapısının düzensizleşmesiyle ortaya çıkar. Dolayısıyla bakın, bir sorunu tanımladığınızda neden tanımlarsınız, neden bir sorunu tanımlamaya çalışırsınız? Çünkü o tanım size aslında yapılacakları gösterir. Şimdi hormonal yapısındaki bir düzensizlik nedeniyle Kubilay Bey'in yaşamında maddi, manevi, özel, şahsi, sosyolojik sorunları ortaya çıkıyorsa, bunu yine aynı şekilde hormonal takviye ile
düzenleyebilirsiniz demektir. Yani bu çok önemli. Yani durup da mesela hormonal yapıdaki düzensizlik ilaçla tedavi olmaz. İşte nazar etkisi gibi kurşun dökerek tedavi edemezsiniz. Veya kaplıca, hamam, banyo, terapi, mesaj gibi bir terapiyle de düzelmezsiniz. Şimdi mesela Kubilay Bey'e soralım. Kubilay Bey der ki bana ilaç fayda etmez de. Ben öyle kolay kolay rahatsızlanmam der. Yani kendisi daha iyi bilir. İzah etmenize şu anda gerek yok ama şimdi dolayısıyla sizin mesela hormonlar insanın tiroid öfkelenmesine sebep olur. Azlığı veya çokluğu. Adrenalin, böbrek üstü bezlerinin ürettiği adrenalin, kortizol, mesela yorgunluk ve zahmet, yani Kubilay Bey'in geçemeyeceği şeylerdir ve çok sorundur onun için gibi. Yani böyle tanımlamalar yapılır. Ve burada da ilk başta da bu yazıyor zaten. Peki hormonal düzen için ne gerekir? Yapılabilecek tek bir şey vardır. O da ya hormon takviyesi ve hormon takviyesinden de önce hacamat. Çünkü hadis-i şerifte peygamberimiz öyle buyuruyor. Üzerimizdeki diyor cin, sihir, büyü, nazar, muska vesaire bunun gibi manevi düğümleri ancak diyor hacamatla çözersiniz. Ve bir hacamat bir insanın üzerindeki 50 yıllık büyüyü, nazarı, muskayı bozar buyuruyor. Bunlar sahih hadistir. Araştırırsanız internetlerde bulabilirsiniz. Bu çok önemli. Evet. Özür dilerim Betlan'ın takviye. Yok, evet. Buyurun. Siz daha detaylı anlatıyorsunuz hocam. Ben daha yüzeysel olarak ama evet hastalık sebebi. İnsanın evlerini mi anlatacağız? Ev konusunu anlatmamız lazım. O zaman öyle mi? Evet, evet, ev konularını anlatmamız lazım ama tabii ilk başta kişinin burada ne gördüğünü, yani bunları nasıl yorumlaması gerektiğini ve bu bilgilerin kişiye nasıl yardımcı olacağı çok önemli bizim için. Evet. Dediğiniz gibi feleklerden bahsetmiştik, feleklerin etkilerinden. Evet, şu anda yaşadığımız zaman Merkür feleğini yaşıyoruz ve Merkür'ün tabii ki de belli bir sıfatları var. Evet. Sıfatların hepsini rapor sahibi buradan görebiliyor. Yani bu dönem içinde herhangi bir mesela dostluk, düşmanlık gibi algılanabilir. Yani konuşkanlık, bir şekilde sessizlik, mantık, mantıksızlık. Yani bu sıfattan nasıl etkilendiği aslında. Ve burada biz kişilere evre bilgisini de veriyoruz. Yani bu evre sıkıntılı evredir. Olumsuz sıfatlarına itibar edilmelidir. Kişi olumsuz düşüncelerinin tersini yapmalıdır. Evet. Yani kişi dostluğu düşmanlık olarak algılayabilir. Ama aslında bu itibar etmemesi gereken bir şeydir. Kesinlikle. Evet. Ve burada da önemli olan... Kubilay Bey için konuşuyorum. Bir kod altının nasipsel yapısı burada çok önem teşkil ediyor. Yani buradan alınan sıfatsal etki Kubilay Bey'in içinde nasıl bir etki oluşturuyor? Burada içsellikten celal etki alınır. İfrat ve tefritallere sebep olur. Yani bu demek oluyor ki Kubilay Bey kendi içinde doldurur, şişirir. Aslında bu demek. O ifrat haller ve tefrit hallerde yazanlar. Evet. Yani onlar mesela siz bu Merkür döneminde bilmiyorum şu 10 gün içinde bir bilmiyorum yaşadığınız bir şey varsa bir şey yapın, bir aklınızdan geçirin. Hani ya şöyle söyleyeyim size. Tefrit hallerde yazanlar o benim yani. Anladınız mı? Anladım. Yani aşırı utangaç, çekingen. Yani bu celal etkiden dolayı mesela konuşmanız gereken bir şeyde konuşmayabilirsiniz. Yani burada bir çekingenlik ya da aşırı hassasiyet gösterebilirsiniz. Hislerinizi saklayabilirsiniz. Ve bunu hangi ev konusunda yapar? Evet, onu hemen bakıyoruz. Bakalım. İkinci ev konusu diyordu ama. Yok. Kendisi Terazi Burcu. Pardon. Terazi burcu. Evinde ve 12. evinde. 9 ve 12. ev konularında
içselliğinden kendi kendini kurar, böyle içinde bir balonu şişirir, şişirir, şişirir. Ondan sonra yeter artık, ben taşıyamıyorum der. Ya sen neyi taşıyamıyorsun? Söylediğin bir şey yok. Yani hani şu şöyle olsun dediğin bir şey yok. Kendi kendine kurguladığın şeyler noktasında yine kendin iflas edersin. Ama dışarıdakinin hiç haberi olmaz. Şimdi dokuzuncu ev dediğimiz şey davranış. Yani dışarıdan bakan insan Kubilay Bey deyince aklına ne gelir? Aşırı hassas, hislerini saklayan, suçluluk duygusu yaşayan ve hatta birazcık da çabuk parlama. Yani tahammülsüzlük değil bak, tahammülsüzlük çabuk parlama. Ya ne varmış bunda? Olur böyle şey. Hani dolup dolup da taşma dediğimiz, bakın bu davranışınızla tanırlar dışarıda. Yani dışa zatınız olarak bu davranışınız çok önemlidir sizin için. Diyebiliriz, evet. Ve 9. evin konularında burada Betül Hanım sesiniz sesim geliyor mu? ya şimdi geldi. Evet. Mesela 9. ev konusunda burada evin üstüne geldiğiniz zaman görebilirsiniz. Evet. İnançlar, soyut fikirler, felsefi düşünceler. Yani 9. ev kişinin din evi oluyor. Davranış evi aslında, değil mi hocam? Davranış şey, evet. Davranış formu. Ya yani dışarıda seni kim neyle tanır? Şimdi mesela evinizde su tesisatında bozukluk var. Kimi ararsınız? Elektrikçi mi ararsınız? Hayır, sucuyu ararsınız. Yani bakın işte o sucu yapan, yaptığı işler, sergilediği davranışlar kişinin dokuzuncu evidir arkadaşlar. Bu nedenle dokuzuncu ev. Evet. 12. ev inançlar evi. Yine mesela çok çabuk kırılgan ve gereksiz parlamalar nedeniyle yine birçok şeyi kaçırmıştır, birçok şeyi kaybetmiştir veya kaybettiği veya kaçırdığı bir şey varsa onun acelesi ve aşırı hassaslığı nedeniyledir. Kod 6 için. Bu geneldir herhalde. Betül Hanım siz ne dersiniz? Ben de kod altıyım. Ya onun için soruyorum. Siz ne Tabii dersiniz? ki de. Evet. Ama tabii dediğim gibi burada nüans farkları oluyor benim Evet burcumdan doğru. ötürü. Bu yedinci evimde benim. Evet. Mesela evlilik evimde ve Evet. aynı şekilde işte çabuk parlayan, hislerini saklayan ama bu Evet. ikili ilişkilerde yani evlilikte olan. Özel ilişkilerde, evet. Evet. Ve burada evre bir ve evre üç görüyoruz, değil mi hocam? Bunu da bir Evet. üstünden geçebilir misiniz? Şimdi dokuzuncu evdeki evre bir olması bilip de yine yanlışı bile bile yapmak anlamında. Yani aslında yanlış olduğunu biliyor, çabuk parlamanın, aşırı hassaslığın, suçluluk duygusunun. Şimdi Kubilay Bey'e soralım. Evet biliyorum yanlış da. Ama kendi içselliğinden geldiği için de onu otomatikman yapar. Ama kardeşim sen bunu böyle yaptığın sürece de bu işlerin yolunda gitmiyor. Yani bunun için gitmiyor. Yani aslında çorbanın tuzunu sen fazla katıyorsun. Katma şunu olsun diyor katıyor. Yani bile bile yapıyor. Şimdi Evet hocam. 9. evde ancak 12. evde kısmeti çok açık. Yani 3. evre olması çok mükemmel, olağanüstü. Aşırı hassaslığı kendisine yarıyor. Çabuk parlaması veya hırslı davranması bu noktada güçlü. Ufak tefek yanlışları olsa da işin ucunu, yani ipin ucunu kaçırmıyor. Ona rahatsızlık vermez 12. evindeki 3. evre. Aksine pozitif yardımcı olur. 3. evreyle 1. evrenin arasında böyle bir nüans farkı vardır. Şimdi bu sadece bakın feleklerin, yani gökte felek diyoruz ama arkadaşlar gökteki feleklerin yerdeki karşılıkları sizin düşüncelerinizdir. Yani bir saatin kadranı içerisinde bir de var, üç de var, beş de var, yedi de var, 12 de var, hepsi var. Peki yani bakın bu sıfatların hepsi bizde var. Ancak zamanı gelince bizde açığa çıkıyor. Bizde açığa çıkıyor. Yani zaman denilen mevhum böyle çok önemli bir mevhum. Çünkü okunacak kitabın sayfaları lisan. Saat 3 gelmedi, saat 3 olmadan 3'te yapacağınız işe gidemezsiniz.
Hani biz bunu namaz kılarken de biliyoruz. Öğle namazı vaktinde ben ikindiyi kılayım. Olmaz. Öğle namazı vaktinde ikindiyi kılamazsın. Sabahı da kılamazsın. Öğle namazında öğle namazını kılarsın gibi. Bak bir zaman gelir böyle an denilenler bu. Hamaratlıkla ilgili, konuşkanlıkla ilgili bir etki alırsın. Bir düşünce, bir duygu alırsın Merkür'de. Ve sen fıtratında ne var senin? Hamaratlık, çabuk olsun, hemen olsun. Bu da seni ne yapar? Çabuk parlayan, hırslı. İşte o hırsı gördüğünde sen bir bela havle çekin. Bir hasbinallah çekip geri çekilmen lazım. Peki buradaki herhangi bir sıfat hangi esmanın eksikliğiyle ortaya çıkıyor? Bakın altında yazıyor. Görüyor musunuz? El-Fettah. Önün kapalı. Kapılar açılmayacak. Ben bu arabaya yetişemeyeceğim. Ben bu işi yapamayacağım diye düşündüğünde, yani kendini engellenmiş hissettiğinde yaparsın. Bak azim, yani tuttuğunu koparacağım diye uğraşırsın. Ya sakin olsana kardeşim. Birazcık sakin ol, acele etme, rahat ol. Yani azmediyorum ya, tutuyorum derken koparıyorsun. Başka, bak Rauf esmasından cemal etki alıyorsun. Şimdi Kubilay Bey veya Kubilay Bey demeyelim artık, kod 6, kod 6 hep kendisine söylenen sözü, yapılan işi düşmanlık olarak algılar. Ve kendisini böyle, bakın aşağıdaki o hislerini saklayan var ya, suçluluk duygusu, güvensizlik var ya, benim dostum yok diye düşünür. Ama bu sizin yanlış düşünceniz. Ya yok, ya bu yanlış düşünce, böyle bir şey olmaz ki. Ya senin bizzat, yani düşmanın yok ki. Ya bunu sen oluşturuyorsun. Bakın şirk dediğimiz şey bu işte. Şirk. Yanlış düşünce. Peki düşüncenin doğrusu nedir? Kubilay Bey'e soralım. Kubilay Bey, düşüncenin doğrusu, yanlışı nedir? Size bir örnek verir misiniz? Yani şimdi bu şeylere özellikle aşırı utangaçlık, çekingenlik, bunlar benim hayatımın en büyük yani engeli zaten. Hayatım boyunca zaten bana böyle önüme kocaman bir duvar olmuş bir şey bu benim. Peki, aşamıyorum. Kubilay Bey, niçin konuşmayı denemiyorsunuz? İşte kötülük olur. Anlayabilsen. Yanlış anlaşılır. Söyleyin. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Ama yok yanlış öyle bir şey. Yanlış bir şey. İşte aynen dediğiniz gibi. Yok öyle bir. Olsun varsın yani. Ne olabilir? Demem yani işte lazım ama. Kubilay Bey, bakın bu yani bu yapınız, hani düşünsel ve davranışsal bu formunuz Rauf esmasının eksikliği. Şimdi Rauf esmasını sizin dil olarak zikredip, bakın düşünce olarak aşırı hassaslık ve hislerini saklayan suçluluk duygusu gibi hallerinizi ortaya çıkartan hamaratlık, konuşkanlık, zihni kavrama, yani zihniniz tıkanıyor, köreliyorsunuz. Bakın bunu fark ettiğinizde hemen bir hasbinallah çekip zihni kavramada ben ne yapayım diye gidip birisine sorman lazım. İstişare ve istihare eden yanılmaz denir. Veya bakın belagati kaybedilir. Ya git güzel güzel söyle. Ya arkadaşım sen bana böyle böyle yapıyorsun. Ya en azından bana öyle geliyor. Bunu niye yapıyorsun? Ya gidip bir kere bir soru versen aslında onu öyle yapmadığını, onu onun için demediğini, aslında seni desteklemek için yaptığını ve sadece olayı senin yanlış yorumladığını göreceksin. Bak bunu fikir olarak düşündüğünde bu zikir var ya, hani ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf, sende eksik ya bu mekanizma, bu çalışma mekanizması. Arabanın üçüncü vitesi bozuk. Şimdi bu araba ne kadar gider? İkinci vitesten öteye gitmez. Yaşamın aynı bu. Bakın bir zikir, iki fikir, üçüncüsü ne Betül Hanım? İçinde bulunduğumuz vaktin itidali. Bakın işte bu itidal bizi kurtarır. Peki şu anda hangi vakitteyiz? Venüs'teyiz. Venüs'ün itidalleri neydi? Şartsız. Bakın ne kadar şartlısınız. Farkında mısınız bu bilayda? Evet. Bakın, şefkatli olabilmek. Altta yazıyor, görüyor musunuz? Şartsız sevgi gösterebilmek. Sen şartlısın. Beni sevmezler, beni istemezler. Bunlar bana düşman, bana kötülük ederler. Bakın ve bunun gibi artık sizin kendi özelinizde
benzer hangi cümle varsa. İşte o sizin şartınız. Oysa sevgi şart kabul eder mi? Etmez. Ama siz kendinizi zayıf görüyorsunuz. Yani tefritte görüyorsunuz. Rauf esması sizde bu eksikliğin ortaya çıkmasına, yani benliğiniz bu yaşınıza kadar bunu oluşturmuş. Bilinçaltınızda bu var. Ne zaman Rauf esması tecelli etse siz alınacak, kırılacak bir şeyler buluyorsunuz. Anneniz, babanız, kardeşiniz, komşunuz, iş arkadaşınız, ne bileyim varsa eşiniz, yani hazır patlamaya hazır bombasınız. Ne zaman? Burada bir zamanında Rauf esması tecelli eder. Özür dilerim Betül Hanım, buyurun. Pardon, evet. Aslında burada şartsız sevgi gösterebilmek sadece karşınızdakine değil. Sizin kendinize de, yani evet, sizin kendinizde aslında, yani insancıl olabilmek. Konuşmak o kadar insancıl bir şey ki, hani anlatabilmek, konuşmak. Yani bu evrensel bir olay. Bunu kendiniz için, kendinize yapmak, yani dışarıdakine şartsız değil. Ya onu hani içsellikle bazen bu İtidal davranışları karıştırabiliyoruz ya hocam. Evet, şartsız sevgi. Ha, karşımdakine mi ben bunu göstermeliyim? Hayır, kendine. Evet. Kendine engelliyorsun. Yani potansiyelini kapatıyorsun, yapamam. Diyorsun aslında. O bana böyle der. O bana kötülük eder. Ya yok sana kötülük eden var. Ya yok öyle bir şey. Yani kesinlikle yok. Ve işin ilginç tarafı, bütün bunlar senin içselliğinde kendi kendine gelin oluyorsun. Kendi kendine güvey oluyorsun. Düğünü mahvediyorsun. Bu iş olmaz. Ya kardeşim, olmayacak bir şey yok. Yani lütfen bunu yaşamında bir gözle. Gözle, kendini gözle. Bakın, bu itidallerden birisi. Şimdi aynı zamanda bu itidallerden birisi. Ben şartsızlık gerekli değil. Sen insancılığı seç. Betül Hanım evrensel olmak dedi. Yani bu kişiye özeldir. Bunu sadece sen bilebilirsin. Önemli değil. Ancak şunu tanımlayalım. Rauf esması aynı zamanda eksikliği ile sen iffetini bozuyor. İffet nedir? İffet kendini korumak demek. Yani işte ne bileyim, yani affedersin, arsızlık, hırsızlık yapmak demek değildir iffet. İffet zihnini olumsuz düşüncelerden koruyabilmek demek. Peki, özür diliyorum, hemen şöyle bir geri geliyorum. Az önce de sormuştum Kubilay Bey, düşüncenin olumlusu, olumsuzu, doğrusu, yanlışı nasıl ayırt edilir? Hadi arkadaşlar, buyurun. Yani. Buyurun, düşüncenizi söyleyin ya. Yani sınav yok burada. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Çayımız yok gerçi ama. peki Halime Hanım'a sorabilir miyim Kubilay Bey? Tabii. Halime Hanım, düşüncenin doğrusu, yanlışı nasıl belirlenir? Güzel bir soru, çok güzel bir soru. ya basit, lütfen söyleyin. Valla düşüncenin doğrusu, yanlışı, hani o düşündüğüm şey eğer benim kalbime ferahlık veriyorsa o doğrudur diye düşünüyorum. Arkadaşlar. Ama bir tedirgin ediyorsa o zaman da şey yapmıyorum, yani üstüne gitmiyorum çok fazla. Bakın, koruma, yani şey, konu iffet, iffet. Kendini koruma. Yani çok özür diliyorum, lütfen yanlış anlamayın beni. Başörtüsü takmakla insan ne yapıyor? Kendisini koruyor, koruyor. Kötü bakışlardan kendisini koruyor. Yani şimdi Don Kilot gezemezsiniz sokakta. Niçin? Kendinizi korumanız lazım. İnsanların kötü bakışlarından kendinizi korumanız lazım. Bakın, bu aslında nazar rın konusu ama yani iffet dediğimiz zaman haramlardan, yanlışlıklardan kendimizi korumamız lazım. Bunun içerisinde yanlış düşünce de geliyor. İçerisinde korku, tereddüt, telaşe, şek ve şüphe. Bakın, korku barındırıyorsa bir düşünce, bu yanlıştır. Buna itibar edemezsiniz. Çıkış yolu ararsınız, tedbir alırsınız ama ona itibar edip yoldan dönemezsiniz. Yapmanız gereken bir şeyi yapmamazlık edemezsin. Bu sizin suçunuz. Bu yanlış sizin. Halime Hanım, teşekkür ediyorum. Kubilay Bey'e yani, bir keşif girdirelim mi hocam acaba? Ben isterseniz şey yapalım önce, şu ev konularına bir bakalım. Mesela
Diğer evlerdeki durumu neymiş arkadaşımızın? Alalım. Yani Evet. evet, rapor daha başka bize ne gösteriyor? Buyurun. Evet. Arkadaşlar Evler aldık. bizim 12 tane, bakın hayat dediğimiz kavram, yani dünya hayatı dediğimiz kavram biz 12 başlık altında inceleriz. Yani astrolojik olarak burç, astrolojik olarak ev konuları. Yani her insanın 12 tane başlık altında incelenir yaşam. Bunun içinde birinci ev, ikinci ev, üçüncü ev, dördüncü ev diye gidiyor. Bakın Betlanım şu anda gösteriyor bunu. Ve her evin nasibi farklıdır. Her evin içerisindeki konuları oluşturan olgular farklıdır. Şimdi düşünsel olarak gökler ama davranışsal olarak bakın vakit bilgisi çok önemlidir. İşin doğrusu budur. Sırat-ı müstakim dediğimiz şey. Ancak hani biz bilmiyoruz ya rauf olmayı. Azim dediğimiz konuyu bilmiyoruz ya. Fettah esmasının açılımını bilmiyoruz ya. Şu anda dosyalarınızda sizin eksik esmalarınız var. Yani yaratılışsal olarak sizin bu esmaların açılımını, manasını bu dünyada öğrenip gereği davranışı açığa çıkartmanız gerekiyor. Evet, Betül Hanım anlatıversin hangi evlerinde, hangi nasipte yaratılmış, hangi esmalar eksik ve daha neler neler. Buyurun. Burada Kubilay Bey ya da daha başka raporu gören kişiler Evet. evlerini görecek. Yani birinci evinde hangi gezegenin konumlandığını ve kişinin nasipsel yapısı burada tabii çok önemli ve hangi esmaların etkisini, hangi esmaların eksik olduğunu. Evet. Bakın celal etki, cemal etki. Evet. İşin ters tarafı şurası. Benim şimdi dosyaya bakınca şunu görüyorum. Dışsallıktan celal etki alınır. Şimdi dışsallıktan celal etki alınıyorsa, yani kimlik ve kişilik noktasında kendisini ifade et, yani ifade etmek değil, kendisini gösterme noktasında konu Venüs, bakın konu Venüs, sevgi almak ve vermek. Kubilay Bey şunu düşünün. İşte dışarıda birileri bana bir şey yapacak. Hani az önceki gibi latif esması, bakın işin inceliklerini düşünmek noktasında celal etki oluyor. Adil noktasında, adil esması noktasında celal etki oluyor. Musavvir, Vehhab, bakın bunlar hep işte celal etki. Gavi esmasında da cemal etkisi var. Şimdi böyle kısa bir nüans, kısa bir nüans. Gavi yok, dayanıklılık yok. Aynı zamanda da Vehhab esmasında da istediği ya olacak ya olacak. Şimdi bunlar sıfat olarak değil ama hal olarak Kubilay Bey'in nasıl bir görünüm verdiğini, nasıl bir görünüm verdiğini gösteriyor. Bakın, talep edici, aşırı talepkar, kontrol için madde kullanırken panik, depresif, abartıcı. Kubilay Bey, depresif adında bir çocuğumuz varmış, hayırlı olsun. Allah Allah. Hiç zannetmiyorum ama. Peki depresiflik nedir? Hadi beraber bir kısa bir tanım yapalım. Abartı, panik, yaptıklarını fedakarlık gibi görebilen ama depresifi tanımlamak istiyorum ben ya. Bir arkadaşım bana depresiflik ne olduğunu anlatabilir mi? Yani depresif, yani hiçbir şeyden tat almayan, artık hayattan bunalmış, sıkılmış gibi. Oysa biz uçan kuşun cıvıltısından sevinecek bir şeyler bulmamız gerekmez mi? Aynen öyle. Değil mi? Yağmurun yağışından şıpır 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 ya müzik gibi. Bakın o notayı duymaya çalışmak yerine havada karardı, yağmurda yağıyor, evde kaldım, denize de gidemedim. Yani böyle patlayacak bomba. Mısınız Kubilay Bey? Hayır, kesinlikle ben Değilsiniz bu değil mi? sıra Tamam, kesinlikle yanlış değil. gördüm o zaman. Yok, hayır hocam, öyleydim. En son hani ben şimdi kendimi anlatıp da zamanınızı çalmak da istemiyorum. Şu son 6 aydır 7 aydır artık geldiğim huzuru anlatamam, yani tarif edemem. Maşallah. 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 Yani bakın arkadaşlar bunları öğrenmemiz gerekiyor. Ancak bu birçok şeyi bakın şimdi evre 3. Görüyor musunuz? Birinci ev, üçüncü evre. Eğer burada bir panik olursa bunu siz bile bile yapıyorsunuz.
depresiflik varsa bunu bile bile yapıyorsun. Çünkü nefis denilen olgu, yani insanın hevası, nefsi eksikliklerinin bulunduğu alan neyden beslenir? Ben bu akşam pilav yedim, işte çorba içtim, şunu yaptım, ben onunla beslendim. Nefsimiz, hevamız neyle beslenir? Bu konuda bir düşüncesi olan var mı? Olumsuzluklarla beslenir. Yani depresif olmak için bahane arar insan. Şimdi bunu fark edip bu mekanizmayı, bu iç çarkı tersine çevirdiğinde, ya sen gece de mutlusundur, gündüz de mutlusundur. İşte ama bunu bile bile yapmak önemli. Betül Hanım, ben sözünüzü çok kesiyorum. Evet, kendiniz yok hocam, siz sözünüzü devam edin. Lütfen, lütfen siz devam edin. Buyurun. Sırasıyla evlerimizin konuları bu şekilde gidiyor. İkinci ev, kişinin mal ve mülk edinme ile ilgili. Yani bir işin karşılığında aldığı para diyebiliriz aslında, değil mi? İşinin karşılığını alabilmesi. Bu da Kübilay Bey'in ikinci evin Mars ve Evre 2. Burada varlık göstermekle galiba. Sıkıntılı evrede. Evet. Yine tekrardan eksik esmalarını görebiliyoruz. Celal etki, Cemal etki. Evet. Ya burası tanım istiyor bakın. Acilen evet. Tanım istiyor mesela. Yani bu burası sorun yaşanılan, bilmiyorum ikinci evinizde nasıl böyle bir problemler İyidir. Var mı? Kübilay Bey. İyidir diyelim, daha iyi olsun. Mal konusunda mı? Ya şimdi yaptığınız şeyin sonucunda o gün akşam yömyenizi, hak ettiğiniz parayı almanız gerekir ya. Evet. Bunu alma, elde etme noktasında çekingensinizdir. Kızdınız mı da egoist olursunuz. Darılırsınız, kırılırsınız. Almaktan da vazgeçersiniz. Çeker gidersiniz. Evet, evet. 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 Ve bunun gibi böyle devam ediyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde devam ediyor. Önümüze çıkıyor. Şöyle bir detay da var. Bir insan aslında bütün evlerinde problem yaşamıyor. Yani kesinlikle. Evet, bu kadar acımasız değil sistem. Sistem ondan. Evet. Peki evet, sorun sistem. Yaşadığı evler hangisiymiş? Sorun yaşadığı evler ikinci evinde. Evet. Mal mülk edinme ile ilgili. Dördüncü evinde anne baba. Evet. Anne baba aslında duygusal güveni de temsil ediyor. Kesinlikle. Ben imajımı. Beşinci evi, tekrar bu da zahirde kazanç, hobiler. Evet. Diyebiliriz. Yedinci ev, bu da evlilik evi, ortaklık evet. Evi aslında. Özellikle. Ve onuncu evi, evet, bu neden kırmızı, bunu da açıklayalım isterseniz hocam, siz açıklayın. Biz lütfen, kırmızı olan evlerin anlamı ismi azam demek. Yani aslında ismi azam sizin en çok sınanıp, fakat en büyük potansiyele sahip olduğunuz ev. Yani bu da sizin zahirde yükselme, ilerleme, büyüme. Yani kişinin bireysel başarıları, toplum içindeki statüsünü belirtiyor. Aslında burada çok büyük bir potansiyeliniz var. Evet. Fakat bunu ortaya çıkartamıyorsunuz. Yani bununla sınanıyorsunuz sürekli. Burada yanlış anladığınız bir davranış var. Davranış ve düşünce. Bir tane değil. Bütün davranışlar yanlış. Bütün hepsi yanlış. Evet. Bakın sevinç ve mutluluk duygusundan. Yani benim, sizin işiniz hiç olmaz. Size mevki makam vermeyeceklerini düşünürsünüz. Erişememe hissi. Sevinç ve mutluluk duygusundan uzak yaşama. Migren, depresyon. Ondan sonra daima hayal kırıklığı. Ya yapamam. Ben nasıl yapabilirim ki? Gibi düşünürsünüz. Ve bu noktada da yani hem içsellikten hem dışsallıktan hiçbir destek görmediğinizi zannedersiniz. Bakın dışsallıktan ve içsellikten diyor ya, bakın iki taraftan, yani Ya Rahman Ya Rahim, ya bu iki esma terkibi, ya bu bir esma terkibi sizin için çok önemli. Yani kısaca Bismillahirrahmanirrahim en az 10 defa söylemeden adım atmayın. Bunlar bizim esmasal alemdeki eksikliklerimiz. Peki sıfatlar neler Betül Hanım? Ayın? Acizlik, zayıflık, korkaklık.
Çekingenlik. Yalan haber. Evet. Yani bunlara itibar edersiniz, bu olumsuz sıfatlarına. Evet, yani bunlar sizin yaşam şeyinizdir. Yani bir iş noktasında ilerleme. Mesela ben şimdi şunu iddia, yani şunu iddia etmeyeyim de şunu söyleyebilirim. Belki Kubilay Bey 10 tane işe girmiştir ama 10'undan da çıkmıştır. Neden? Çünkü hep birileri onu engelleyecek zanneder. Yani sistemin dışında gibi hisseder. Kendisini o sistemin içerisine hiç layık görmez. Görmediği için de başarı ve ilerleme sağlayabileceğine inanmaz. İşte en büyük yanlışlığımız budur. Bu arada ay pot 2, pot 4 ve pot 6 olan arkadaşlarımızın ortak ismi azamıdır. Farklı ev konularındadır. Mesela bakın Er Reşit, Er Afıl, Er Müheymin, Er Rahman, bunlar celal etki verir. Dolayısıyla da ifrat hallere sebep olur. Ama ya batın, ya hafız esmaları da sizde cemal etki sonucunda tefrit hallerdir. Az önce şöyle bir şey konuşmuştuk. Düşüncenin doğrusu ve yanlışı demiştim. Bakın düşünceleriniz tamamen yanlış. Kendinizi aciz zannediyorsunuz. Kul Allah'a karşı aciz, insanlara karşı aciz değildir. Ancak çekingendir. İstediğini söylemez, beklediğini ifade etmez. İşte o zaman aciz kalır. Sen kendini aciz bırakırsın. Zayıf, kendini yetersiz, erişemeyeceğini hissedersin. Bunlar yanlış. Yani bu düşüncelere itibar ettiğin için arkadaşlar varlık alemi, o mekanik alem diyelim bir anlamda, sünnetullah alemi, sen neyi düşünürsen onu sana verir. Yani sen neyi düşünüyorsun? Ya ben acizim, yapamam. Ondan sonra da bekliyorsun, diyorsun ki gelsin. Hayır, sen çabalamadıkça gelmez. Sen o zayıflıktan, acizlikten, çekingenlikten, işte bana şöyle diyecekler, şudur budur vesaire, bakın buradaki yukarıdan aşağı bütün sıfatlara bakın. Bakın yukarıdan aşağı bütün sıfatlara bakın. Bunlar hep maalesef kod 2, kod 4 ve kod 6 arkadaşlarımızda celal etki. Ben de daha çok kod 2'lerde cemal etki verir. Bu da bizi yapmamız gereken şeyden geri kalmamız veya agresif davranmamıza neden olur. Bu davranışlar da bizim ilerlememize engel. Yani aslında senin ilerlemen yine senin davranışların değil. Çünkü sen onu talep ediyorsun. Ne demiştik? Fezkürûni ezkürkûn. Siz diyor beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Bak ayettir bu. Bakara suresinde 152. ayet celil olması lazım. Beni diyor zikredin, ben de sizi zikredeyim. Yani isteyin vereyim diyor Cenab-ı Allah. Ama biz ne diyoruz? Ben alamam ki. Beni seçmezler ki. Ben yapamam ki. Utanırım, sıkılırım, daralırım. Kurgulayamam. Bakın işte bunları biz kullanıyoruz. Ve bunun içinde olması gereken şey olmuyor. Olmayınca da ya gökten zembille ancak Hazreti İsa'nın döneminde sofra inmiş. Ya yok böyle bir şey. O sofrayı kendin kuracaksın. Adil bir düzen aslında. Evet, ne istiyorsak onu alıyoruz. Yani biz onu istedik. Ama biz bakın düşüncenin yanlışının farkında değiliz. Yani bu nüansı bilemiyoruz. Neden? Çünkü içimize öyle doğuyor. İçimize öyle doğuyor. Ama doğrusunu yanlışını akılla seçmemiz lazım. Her insanın içinde bir içselinde bir işletim sistematiği var. Ona fıtrat deniyor. Fıtrat, yaratılış. Bunun içinde o varlık aleminin dilini bilmek gerekiyor. İşte bu Ebced, bakın bu sistemin içerisinde otomatik var ve zaman perspektifi içerisinde, zaman akışı içerisinde, hani izafiyet teorisi biliyorsunuz az çok hepiniz, bu akış içerisinde bunlar tık 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 tık, hani dosyamız ilk açıldığında önümüze esmalar geldi ya, bakın o gün için o esmaları zikrettiğimizde bir nebze aklımıza doğrusu da gelir. Ama doğru davranıştan yine siz sorulursunuz. Esmaların da aslında bir evcet değeri var. Efendim?
Esmaların da aslında bir ebced'leri var. Burada gördüğünüz gibi. Kesinlikle. Yani bu celal ve cemal etkiler aslında kişinin bu esmaların da ebced değerlerine göre hesaplanıyor. Evet. Sistem onu otomatik hesap ediyor. Diyor ki sende şu esma eksikliği var. Bunu da şu şekilde düzenleyebilirsin. Peki bunlar için biz hangi esma bizde eksikliği hangi hallere, olaylara sebep oluyor? Bunu nasıl yapıyoruz Betta'nın? Keşiflere mi girelim hocam? Keşiflerden Yani bahsediyoruz. keşifler evet. Keşif demek aslında perdeleri aralamak demek, açmak demek. Sorunun nedenini ve Nedeni. sebebine ilişkini kurmak demek. Yani o Evet. şablon çıkartmak. Evet. Kübülay Bey örnek olarak mesela sorabiliriz. Bu 10 gün içinde tabii kendisi isterse bir olayı paylaşabilir. Biz de ona göre bir keşif girebiliriz. Buyurun. Bakalım yani düşünce sisteminde nasıl bir etki almış, hangi yerler? Belki bir kişiyle yaşadığınız problem de olabilir. Evet. Bir keşif açalım o zaman. Var mı Kubilay Bey öyle? Mesela son 10 gün içerisinde bakın şuradaki davranışlardan hangisini tanımlayabilirsiniz, söyleyebilirsiniz? Çabuk parlayan, saldırgan, hırslı, hayal ve gerçeği ayırt edememek, başkalarının duygusuna saygısız olmak. Saygısızlık vardır ama azdır. Ama asıl önemli olan aşırı hassaslık ve hislerini saklamak çok belirgindir kod algılarda genelde. Bu davranışlardan bir tanesini belirleyebilir misiniz? Veya hangisini söylemek istersiniz? Yani suçluluk duygusu olabilir mesela. Evet. Son 10 günde yaşadığım şeylerden. Bir tanesi. Tetrital, evet. Peki bu davranışı yani iyi tetrit hali sergilemenize neden olan düşünce neydi? Akıl, sanat, mantık, belagat, hamaratlık. Bakın doğrusuyla yanlışıyla bunlardan hangisiyle eşleştirebilirsiniz? Yani İnce o nazik sanatlar diyebiliriz. ince nazik sanatlar. O da olabilir. Evet. Evet. Ben genelde konuşmak veya belagatı tavsiye ederdim ama ince nazik sanatlar fark etmez. İnce nazik sanatlar diyelim. Evet, bakın şimdi peki bir yani bu davranış ve düşünce içerisinde birisiyle muhatap oldunuz mu? Ama içsellikteydi herhalde değil mi bu? Evet, içsellikte olduğu için birisi değildir o. Yani bir insan yoktur. Fıtratı evet Evet. halinde içsellikten alıyor. Evet, bakın buradaki esmaların eksiklikleri sizlerde bir düşünce mantalitesi oluşturur. Mesela Fettah esmasının eksikliği aslında siz ya ben hayır yapmak istiyordum, bir hayırlı bir iş yapmak istiyordum ama olmuyor diye düşünürsünüz. Bakın azim esması ise siz bir şeyleri kaçıracağınızı zannedersiniz. Bakın hırsızlık, yani bir şeye yetişme telaşesi gibi. Mesela Rauf esması eksikliği sizde kötülük yapacaklar. Ben söylersem bana kötülük yapacaklar düşüncesini genel olarak. İçerik farklı. Ondan sonra bakın 12. ev konusunda yine Rauf esması bir kötülük göreceğinizi zannedersiniz. Bakın basir esması şimdi ben bunu söylersem basir esması eksikliği dedikodu çıkar. İşte birisi ona gider söyler korkusu, düşüncesi vardır. Bakın veli esması eksikliği ise sizde hile ve şefaat yani meramınızı direkt söylemezsiniz. Ya işte ben şöyle diyecektim de böyle olacaktı gibi. Bakın kayyum. Aman şöyle düşünmesinler, böyle Heh. yapmasınlar. Halbuki ben kendimi biliyorken ne gerek var o düşünceleri düşünmeye? Ancak bu esma veli esması. Siz yukarıda tetriti seçtiniz. Dolayısıyla ya Rauf'u seçmeniz gerekiyor ya da Rauf'u seçmeniz gerekiyor. Bakın kendinizi güzel yakaladınız. Ama tefriti seçtiğimiz için
aşağıdaki esmalarda cemal etki veren esmalar olması lazım. Dolayısıyla Rauf'u seçeceğiz. Betül Hanım, buyurun. Bakın şunu da yapabilirdik. Çok özür diliyorum. Başa gelebilir miyiz? Az önce şeyin söylediği gibi hile ve şefaat dediğimiz noktada mesela başkalarının duygularına saygısızlık yaptığınız anlar da olmuştur. Bakın bu noktada ifratı seçmemiz lazım. İfratın karşılığı celal etkidir. O zaman veli esmasını yani aceleciliği seçersiniz. Evet. Yani veli esmasını o zaman seçebilirsiniz. Ama şimdi yukarıdan tefriti seçtiğimiz için o kötülük yapacaklar, kötülük olacak, ters olacak, beni anlamayacaklar düşünceniz bakın suçluluk duygusunun temelinde yatan esma eksikliği Rauf esmasıdır. Şimdi Rauf olanın düşmanı olmaz. Çok güzel laf ettin hocam. Hani Raufiyeti olanın düşmanı olmaz. Peki size bir soru soralım şimdi veya siz kendinize bir soru sorun Kubilay Bey. Aşağıdakilerden hangisini yapsaydınız bu suçluluk duygusu cehenneminin içine düşmezdiniz? Lütfen okur musunuz? Şefkatli olsaydınız yani kendinize biraz sevseydiniz veya kendinize karşı şahsız olsaydınız siz niçin kendinizi cezalandırıyorsunuz? Veya kendinize de haksızlık etmeseydiniz, insancıl olmak. Veya bir şeylerin iyi yanını görebilseydiniz. Bakın, evrensel hisleriyle hareket etmek. Ya sen de bir insansın, niçin kendine bu kadar yükleniyorsun? Sorumlulukların hepsini niye kendine fatura ediyorsun? Suçun hepsini niye kendine kesiyorsun? Hadi birisini seç. Bunu yapsaydım ben bu suçluluk duygusundan düşmezdim de bak. Birisini yapsaydım suçluluk duygusuna düşmezdim. Kendini layık görmüyorsun. Evrensel hisleriyle hareket edebilmek. Ama kendine bak. Dikkat et. Burada içsellikten olduğu için sen kendi kendine evrensellik değil bence. Yani kendini insan olarak kabul edip yine de yapman gerekeni yapmak, söylemen gerekeni söylemek, bunu yapman gerekiyor. Kendini de insan olarak kabul etmen gerekiyor. Yani sen kendine haksızlık yapıyorsun. Bu suçluluk duygusu ile. Tamam, evrensel bir olabilmek bir... belki değil mi? İnsancıl olabilmek. Efendim? İnsancıl olabilmek diyelim. Evet, doğru. Yani kendine haksızlık etme. Evet, evet. Yani git söyle ne söyleyeceksen, git konuş ne konuşacaksan. İfade et kendini. İletişim kur, iletişim. Arkadaşlar Merkür'ün en genel ifadesi iletişimdir. Telefon hatları kopuk. Ulaşamıyorum karşıya ben. Sen ulaşmak istemiyorsun. Evet, kendime haksızlık ediyorum. İletişim eksikliği. Evet. Buraya da kısa bir not düşebiliriz. Ahmet bana şöyle dedi, ben ona kırıldım. Mesela yani bilmiyorum ne istersiniz. Bu teşvikleri daha sonrasında sistemde tekrar kullanacağız ki tekrar. Tamam, üç nokta bırakalım. Evet. Ne diyelim? Şimdi buradan bakın buraya kadar geldiğimiz yerde çok özür diliyorum. Şeyi alabilir miyiz? Az önceki sayfayı. Girdiği keşifleri mi açayım? Evet, lütfen. Bakın buradan şunu görüyoruz. Demek ki Rauf esmasının eksikliği bizde suçluluk duygusu olarak ortaya çıkıyor. Ne zaman suçluluk duygusu kapınıza gelir, duygusal olarak sizi tetiklerse bilin ki ya Rauf esması eksikliği yaşıyorsunuz. Bu Rauf esmasının eksikliği fıtri bir özellik. Bunu değiştiremezsiniz. Ancak güzelleştirebilirsiniz. Bakın ancak güzelleştirebilirsiniz. Bunu nasıl yaparsınız? İnsancıl olarak. İletişimi kurarak. İletişim noktasında eksikliğinizi gidermeye çalışarak. Gidip konuştuğunuzda ya istiyorsa ister, alacaksa alır, söyleyecekse söyler.
Olur derse olur, olmaz derse olmaz, bitti. Ama senin suçluluk duygusundan çıkman lazım. Bu senin bu dünyada gideceksin. Bununla ancak sen itidallerden neydi? Betül Ne dedi, ne oldu? Hanım? İnsancıl olabilmek. Bakın, insancıl olmaya çalıştığında, kendine zulmetmemeye başladığında sen iffet erdemini, bakın iffet erdemini, yani emanetine riayet göstereceksin ve iffet erdemini göstermeye başlayacaksın. Ya adam ne kadar güzel bir şey. İffetli bir insan kendisini koruyor, düşüncesini güzel bir şekilde söylüyor. Olur olmaz, gelir gelmez, bulur bulmaz. Ne diyor hadis-i şerifte Peygamberimiz? Seven sevdiğini, sevdiğini söylesin. Sevmiyorsa da söylesin. Bir şey yok ki bunda. Hatta Yavuz Sultan Selim'in kıssası, değil mi? Cariyenin birisi kendisine aşık oluyor. Diyor ki, derdi olan neylesin? Hatırlıyor musunuz Kubilay Bey? Yok. Onu bir şey yapamadım. Yavuz Sultan Selim'le Cariye'nin kıssasını bir araştırın internette. Yani sonuçta arkadaşlar, Rauf esmasının bakın düzenlenebilmesi, güzelleşebilmesi için sizin iffetinize ihtiyacı var. Kendinizi korumaya ihtiyacınız var. Kendinizi koruyup üzerinizde yük taşımayın. Bizler hammal değiliz. Ne istiyorsan söyle, geç. O Rauf esması sende güzelleşecek. O zaman tezahür eder. Dolayısıyla Rauf esmasının eksikliğinden bu şekilde kurtulabilirsin. Biz yine programımızın anlatımına devam edelim. Bakın, keşfi yaptık. Bunun bir de fetih dediğimiz çözümlemesi var. Evet. Betül Hanım, buyurun. Evet. Bir de bunun çözümlemesi var. Yani bu Kubilay Bey, bu Merkür döneminde diyelim, girdiği keşif doğrultusunda kendini yakaladı. Hani içselliğinde ne oluyor? Hangi olay sonucunda hangi halleri gösterdiğine dair yakaladı ve tekrar diyelim ki Merkür zamanı tekrar geldi. Değil mi? Ve pardon, tekrar Venüs zamanı geldi aslında. Yani tekrar itidal hal gösterdiği bir zaman dilimi geldi. Bu Merkür olmak zorunda değil. Yani diğer, eğer ay zamanında olabilir, Mars zamanında olabilir. Ve Kübülay Bey dedi ki, ben böyle böyle bir durum yaşadım ve gerçekten gittim konuştum, kendimi ifade ettim ve gerçekten bir bu olayı anladım. Yani hakikati buldum aslında bu. Çözdüm. Sor. Evet, Bu soru açığa sorulmaz. çıkardınız aslında. Yani o Suçlu soru. esmanın Şahsen bu. hakikatını sizdeki tamamen açığa çıkarmak. Evet. Ve diyelim ki evet, burada yakaladınız ve dediğiniz gibi ben bunu fetih olarak girmek istiyorum. Burada size tekrardan, burada çünkü terk etmeniz gereken bir durum var Kubilay Bey. Tanımlamamız gerekiyor. Tanımlamamız, yani nedir? Suçluluk duygusu. Sizin terk etmeniz gereken olay, Evet. davranış. Hı. İnce nazik sanatlar sıfatı sizde yanlış oluşan duygu ve düşüncedir. Yanlış Yani çalışıyor. evet. Ters çalışıyor. Evet. Ters çalışıyor. Ve Ve bu Rauf Rauf'un düşün. esmasının eksikliği. Evet. Ve siz bunu vaktin insancıl olabilmek itidaliyle ve emanet, riayet, ihanet, marifet bilgisiyle kişi arif olur. Evet. Tevhidde ise iffet, haramdan uzak durmak, güzel helal olmayan söz ve davranışlarından sakınmalıdır. Erdemi Yani yaşamını sözünü güzel aktif ediyor. söylüyor. Değil mi? Evet. Evet. Yani kendine dair olsa bile Tabii kendine sözünü. haksızlık etmemek gerekiyor. Evet. Başkasına etmemek kadar kendine de etmeyeceksin. Şimdi buraya biz Betül Hanım şey yazalım. Yavuz Sultan Selim'le cariyesinin kıssasını araştıracak Kubilay Bey yazalım. Evet, kesinlikle bu araştıracağım hocam. Yavuz Sultan Selim, Süleyman Bey. Evet. Evet. Bakın, bu sizin için bir örnek olsun. Bu sizin için bir örnek olsun. İnşallah bakın, bu noktada yaşamınızda ne zaman suçluluk duygusu duyduğunuzda Rauf esmasının eksikliğini gidermek için
bir şekilde iletişim kurmanız gerekiyor. Bu ortaya çıktı. İnşallah. Da siz var olanı ortaya çıkartıyorsunuz. Yani bu potansiyel sizde var. Evet. Ondan fetiş zaten. Depot altılar aslında çok da güçlü insanlar. Öyle değil mi Betül Hanım? Yani pot altılar müthiş derece. Yani dünyanın dengesini değiştirebilecek kişi varsa pot altıdır diyebilirim. Çok dirayetli. Ama o balonu içinizde şişirmeyin. Yani o balonu içinizde şişirmeyin. O iletişimi kurun. İfadeyi edin. Varlığınızı gösterin. Ama doğru bir şekilde yapın. Güzel bir şekilde yapın. İçeri olumsuz yönde yöneltmektense dışarıya doğru yöneltmesi gerekiyor. Kod altını evet. Kendimden de bildiğim için. Ya kanser denilen olgu kendi kendine tesadüfen oluşan bir şey değil. Yani insanın öfkesi ciğerlerine vuruyor. Hiddet böbreklere vurur. Öyle değil mi? Stres mide rahatsızlıklarının temelidir. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani bunlar sizin bilmediğiniz şeyler değil. Ama ilişkini kuramıyorsunuz. Evet. Evet. Arkadaşlar bakın dosyalarımızda her evin böyle kendisine has özellikleri var. Bu özelliklerin hepsi sizin özellikleriniz. Ancak bağlantılarını kurmanız lazım. İletişimini kurmanız lazım. Mesela suçluluk duygusu Rauf esmasının eksikliği olarak açığa çıkıyor bu Bilal Bey'de. Yani arkadaşlar bu eksik aramak için değil. Bir yanlışı bulup hani pirinç ayıklıyorsunuz değil mi? Niçin ayıklıyorsunuz? İçindeki taşları bulmak için. Bakın biz de bu taşları alıp çıkartıp yaşamımızda daha kaliteli, daha kamil, olgun insanlar olarak yaşamamız, cennet dediğimiz güzellikleri bu dünyada en güzel şekilde yaşayıp ahirette de cennete, alaya gidebilmemiz gerekir. Bunun önündeki engeller neler? İşte Kubilay Bey için suçluluk duyulur. Veya işte diğer evlerindeki diğer konular. Bizim çalışmalarımızda bunların tanımları, çalışmaları yapıyor. Aslında biz bu dosyayı kullanımını noktasında size eşlik ediyoruz. Biz size bir şey öğretmiyoruz. Kubilay Bey'e biz bir şey mi öğrettik şimdi arkadaşlar? Hayır. Zaten kendisi biliyordu, ilintisini kuramıyordu. Bakın kendi kendine çıktı dosya ortaya ve bunun gibi inşallah çok daha güzellikler ortaya çıkacak. Önemli olan da çözümü bilebilmek. Tabii. Yani biz çünkü gerçekten kayboluyoruz o düşünce ve duyguların içinde tamamen kayboluyoruz ve ne yapacağımızı bilemiyoruz. Kesinlikle. Ya kör oluyor insan. Yani evet. Kendi yaşadığımıza körüz aslında. Arkadaşlar yaşamın dünya hayatı olduğu kadar bir de varlıksal yanı var. Yani varlıksal yanında biz yanlış düşüncelerden yani batıldan, yani şerden kurtulmamız lazım. Ama tanımlayamadığın şeyi de kurtulamıyorsun ki. Anlam arayışı bu nedenle günümüzde kayboldu. Kaybolduğu için deist, ateist, yani ne bileyim böyle istlerle dolu insanlar ortaya çıktı. Ya içimizde bakın sağcımız da vardır, solcumuz da vardır, Kürdümüz de vardır, Türkümüz de vardır. Hangimiz vatanımızı sevmez? Ama bizim öz değerlerimizden uzaklaşıyoruz. Neden? İlintisini kuramıyoruz. Şimdi Kubilay Bey, bakın yakışıklı bir arkadaşım maşallah. Kim olur, kim der Kubilay Bey'e iffetsiz diye. Ama iffetsiz. Şimdi, ama nasıl iffetsiz? Düşünce olarak, olumsuz düşüncelerde kayboluyor. Yapma kardeşim, bırak geç. Hasbinallah de geç. Hasbinallah ne demektir Kubilay Bey? Ya Rabbi ben hesap edemedim, sen beni muhafaza edin. En kısaca. Ben şu anda hesap edemiyorum. Hasbinallah. Ya Rabbi bana bu hesapta yardım et. Hani e'unzu ile sığınmamız gereken yer yok mu bizim? Arkadaşlar bunlar bizim kültürümüz, bizim inancımız, bizim dinimiz, bizim geçmişimiz. Medeniyetlerimizin temel yapı taşları bunlar. Evet. Betül Hanım buyurun. Hocam aslında müsaadenizi isteyeceğim. Benim çıkmam gerekiyor ama burada gündüz saati ya, olur mu?
Ben böyle bir buçuk saat, bir saat gibi hesaplamıştım. İşe dönmem gerekiyor daha doğrusu. Aslında yeterli yani. Yani kusura bakmayın ve daha sonrasında eğer gerçekten şey olursa ikinci bir de yapabiliriz. Yapabiliriz. Evet. Bu noktada adminliği bana Fakat verirsin. genel olarak tabii genel olarak umarım yardımcı olmuştur arkadaşları, bir bilgi verebilmiştir, Evet. bilmişizdir. Kafalarında bir şey oluşmuştur çalışmalarınız nasıl işliyor. Ben size admini vereyim hocam. Çok Ekranı teşekkür durdurayım. ediyoruz. Çok hiç kusura yani kusura bakmayın. Bugün Lütfen böyle. sen rahat ol. Senin için sabah Tamam. ya da akşam. Evet. Arkadaşımız Betül Hanım Amerika'da. Çok teşekkür ediyoruz Betül Hanım. Çok sağ olun. Çok Görüşmek üzere. teşekkürler. Kendinize Çok iyi sağ bakın. Allah'a emanetsiniz. olun. Sağ olun. Siz de. Sağlıcakla kalın. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Programımızın küçük bir alanını inceleyebildik. Hakikaten çok derin bir program.